Herkese yeni bir bölümden daha merhaba. Bugün Milan deplasmanındayız. San Siro'dayız. Son maçta Juventus'tan bir puan almıştık kendi sahamızda. PSG ile emin adımlarla ilerliyoruz. Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz. Peşe büyük takımlarla maçlarımız var. En az kayıpla atlatmaya çalışacağız. Maç öncesi taktiksel ve bireysel hazırlıklarımızı yapıp hemen maça geçeceğiz. İlk 11'imiz de hazır. Artık maça geçebiliriz. Milan lider. 16 puanı var. Lazio ikinci, Inter üçüncü. Juventus arkalarda yer alıyor. Bu sezona kötü başladı derken ve ev sahibi Milan maça başladı. İlk 10 dakika başa baş mücadele. Taç atışı Milan'ın sağ taraftan kullandılar. Deketelare orta sahaya döndü. Theo bir orta fırsatı ortaya açtı. Uzaklaştırdık. Kalulu şimdi sağ kanattan ortayı açtı. Uzaklaştırdık. Yeniden Teo'da kaldı. Ceza sahası önüne doğru bir pas. Loftus-Cheek golü atıyor. Penaltı atar gibi köşeye bıraktı. Loftus-Cheek. Milan 22. dakikada 1-0 öne geçiyor. Sol kanada bir pas. Kaybetmedik topu. Güzel bir pas. Zadasa şut. Kalecinin üstüne. Güzel geldik. Kaleci de kaldı. Theo sarı kart görmüş. Yeniden sağ kanattan geliyorlar. Çevirdik o topu oradan. Çok zor bir toptu. Çıkartmayı başardık. Yeniden çizgiye doğru indiler. Bir şut daha dışarı. Korner. Korneri kullanıyor Milan. Arka direğe doğru uzaklaştırdık. Kaleci de kalıyor. Korneri kullandık. Savunmadan döndü. Top yeniden bizde. Esposito. Geriye çıkarttı. Tekrardan sağ kanada. Top etti. O da geriye döndü. Kaleciye kadar dönüyoruz. Milan iyi bir savunma yaptı orada. Çıkartmadı bizi. Şimdi güzel bir pas. Kasparov sağ tarafta. Ortayı açıyor ve gol. Sebastiano Esposito. Bu stadın yabancısı değil. Inter'in futbolcusuydu. 1-1 yapıyoruz. 33. dakikada şimdi bir orta daha kalecide kaldı. San Siro'da eşitlik var.
Şimdi kaleci ile karşı karşıya dışarı atıyor. Net bir pozisyon harcadı Milan. Kanattan yine geliyor kadroyla içeriye çıkarttı penaltı noktasına kaleci kurtardı. Harika uzandı Vindal. Yine arka direğe doğru kalecimiz alıyor. İlk yarının sonu geldi böylece. Takım konuşmamızı yapalım. İkinci yarıda da bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Aynı 11'lerle çıktık sahaya. Kulos tekrardan geriye döndü. Ortayı arka direğe doğru kullandılar. Dışarı çıktı. Tehlikeli bir pozisyon. Milan yükleniyor ikinci yarının başında. Şut şansı kalecide. Çok sert bir şut. Kalecimiz de kaldı. İleriye doğru doldurduk. Milan defans araya girdi. Top ayağımızda tutamıyoruz bu dakikalarda. Şimdi Kalulu sağ taraftan içeriye girdi. Geriye çıkarttı. Ceza sahası içinde. Gol atıyor. Gol atıyor. Svoboda da kendi kalesine yazdı. Ayağına çarptı büyük ihtimalle. Milan 59'da 2-1 öne geçiriyor. Bu gol. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Sağ kanatta şimdi bir boşluk. Buraya girdik ancak yine ayağımızı tutamadık orada. Orta gidiyor. Ve kaleciden direkt rakibin ayağına bir vuruş. Ancak yine bizde kalıyor. Tehlikeli paslar yapıyoruz. Kaleciye kadar geldi yine top. Milan iyi pres yapıyor. Ve kaptırdık top orada. Benasser araya girdi. Dışarı çıktı. Korner. Kullandılar. Arka direkten sekti. Yanda kaldı yine. Araya girdik. Uzaklaştırdık. Ve araya giriyor Esposito. Aldı topu şimdi. Geriye doğru döndü. 3-4 oldu dakika. 2-1 önde. Araya girdik derken yine kaptırıyoruz. Gerçekten orta saha mücadelesi oluyor. Ve sert bir faul. Sert bir faul geliyor. Umarım kırmızı görmez derken kırmızıyı geliyor Danilo. Hem mağlup durumdayız hem de 10 kişi kaldık. Gerçekten sıkıntılı bir duruma düştük. Şimdi biraz formasyonda değişiklik yapacağız. Tek forvete dönüp Bolla'yı alacağız. İleriye de daha dinlenik bir forvet ve forvet arkası koyacağız.
Öyleyse de dikkatli olmak zorunda. Kişiyiz şimdi. Sağ kanada doğru açtılar. Kalulu içeriye doğru giriyor. Uzaklaştırdık. Rossi tek başına ilerlemeye çalışıyor derken kaptırıyor. Kafa vuruşu kalecimizde kaldı. Korneri yeniden kullandılar. Arka tarafa açtı. Uzaklaştırdık. Yine tehlikeli geliyor Milan şimdi. Sol kanattan ortaya açtılar. Savunma uzaklaştırdı. Bir orta ve gol. Şeye doğru patıyor. Milan durumu 3-1 yaptı kırmızı karttan sonra. En azından biraz mücadele edebiliyorduk. Kırmızı karttan önce şimdi eksik kalınca kötü oldu. Tehlikeli bir pozisyon dışarı gitti. Bir korner daha ters taraftan bu sefer. Dakika 70. Yeniden dışarıya çıkarttılar. Savunma karşıladı. Offside. Kalulu Fares müdahale etti. Fares sarı kartı var. Dışarıya gitti top. Out. 75 oldu dakikalar. Artık bu maçın bir an önce bitmesini istiyoruz. Milan'a karşı şansımız tutmuyor. Fares'i de riske etmeyelim. Kalan dakikalarda Rich oynasın. Şimdi yeniden dışarıya doğru çıkarttılar. Şut şansı dışarı gitti. Papek diye çarptı top. Dışarı gidiyor. Arka direğe doğru korneri kullandılar. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Çok ilginç. Penaltı incelemesi yapılıyor vardı şu anda. Ve penaltı verildi. Çok acayip bir penaltı kararı oldu. 84'te penaltı kullanıyor şimdi Milan. Son golü atan oyuncu topun başında. Güzel bir vuruşla 4-1 yaptı skoru. San Siro'dan bugün istediğimizi alamadan döneceğiz. Teo geri döndü şimdi. Zaman oynuyor artık Milan. Dışarı gidiyor şut. Tehlikeli bir şuttu. Bir şut daha. Yine korner. Son dakikalarda etkili olmaya çalışıyor. Hatta oluyor Milan. Nefes aldırmadılar bugün bize. İlk yarı iyi direndik ancak ikinci yarıda özellikle kırmızı karttan sonra direncimiz düştü. Ve hakem de maçı bitiriyor. Milan'a 4-1 mağlup oluyoruz. Sağlık olsun. Daha ligin başındayız. Bir maç ceza aldı. 5 maça çıktı. Galibiyetsiz seri. On birinci sıradayız şu anda. Şimdi Bologna maçı var önümüzde.
Elimizden geleni yapacağız. Bologna'ya karşı. Papet diye bir tavsiye gelmiş. Kabul edelim. Oyununu geliştirsin. Altyapı tesisleri de geliştirildiğini duyurdu. Kulüp. Her anlamda gelişiyoruz. Gözlemcilerden öneriler gelmeye devam ediyor. Yirmi yaş altı liginde de lider gidiyoruz. Altyapıya güzel oyuncular da transfer etmeye çalışıyorum bir yandan. Napoli Frosinone'u yenmiş. Şimdi artık biz de Bologna maçına geçebiliriz. Bireysel ve takım talimatlarımızı ayarlayalım. Kadromuzu da kuralım. Bologna maçına geçelim. Muleka, Beşiktaşlı Muleka, Bologna'ya gelmiş. Maça biz başladık, ev sahibiyiz. Şimdi sol taraftan Fares'e bir top. Kaptırıyoruz. Şimdi Bolla Leyva'nın yerine Danilo'nun yerine ilk 11 başladı. Şut ve gol. Johan Helgason, İzlandalı orta sahamız. Güçlü orta sahamız golü atıyor. Bir 0 öndeyiz. Bologna karşısında.
Sağda yeniden kaptı Kjelgason. Pogba güzel bir pas. Kornere çıktı top. İlerişli pozisyondan faydalanamadı. Şimdi Zadas. Korneri kullandı. Savunma uzaklaştırdı. 40. dakika oldu. Bologna'nın henüz şutu yok. Ancak topla oynamada onlar üstün. Ve ilk yarıda şut çektirtmeden 1-0 önde tamamladık ilk yarıyı. %70 neredeyse topla oynamış Bologna, ancak bir tane bile şut çekememiş. Hücumda biraz etkisiz bir görüntü var Bologna'da. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ve orta sahada Helgason. Kaptı ancak pasını zıratamadı derken Abilgard girdi araya. Orta sahamız fiziki olarak oldukça sert ve güçlü. Bolla taçı kullanıyor şimdi. Tekrardan kendisine geldi. Şut çekti, dışarı gitti. Out. Geliyor Bologna. Kalecimizde kalıyor. Tehlikeli bir şekilde topu kalecimiz kontrol etti. Fares taçı kullandı. Zadas'a. Yeniden Fares'e. O da Pulos. Şut dışarı gitti. Out. Bologna pasta çıkmaya çalışıyor. Şimdi sağ kanada uzun bir top. İçeriye girdi. Ve hakem penaltı veriyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bologna oyuncu yerde, inceleme var. Ve penaltı kararı verildi. Sağlık ekibi de içeri geldi. Fares sarı kart. Şimdi penaltıyı kullanacak. Bologna kullandı ve maç 1-1 oldu. Şut çekmeden, akan oyunda bir tane bile şut çekmeden maçı berabere getirdiler. 62. dakikada ilk şutları penaltıdan oldu. O da gol oldu. Ancak pes etmeyeceğiz. Daha 20-25 dakika var uzatmalarla birlikte. Şimdi biraz oyuna taze kan sokalım. Zadas son birkaç maçtır etkisiz. Fares'i riske atmayalım. Bir oyuncu değişikliğimiz de elimizde kalsın. Skora göre ayarlarız. Sağ kanattan yükleniyoruz. Özer geriye döndü. Kaptırıyoruz. Kapmamız lazım bu topu. Rakip sağda. Şimdi basit pas yaptılar. Top etti. Bilgaard geriye doğru doldurdu. Rossi'de kaldı. Özer. İyi sakladı topu orada. Rossi'ye döndü ve gol. Gennaro Rossi ikinci yarı oyuna girmişti. 76'da skoru 2-1'e getirdi. Yeniden öndeyiz. Bologna karşısında. Şimdilik 9. sırada gözüküyoruz. Girdik. Yeniden kapıyor Bologna. Kaptık yine. Bir kapıyoruz, bir kaptırıyoruz.
Kaleci de karşı karşıya dışarı vurdu. Çok net bir pozisyon harcadı Bologna. İkinci şutları çok net bir gol pozisyonuydu. Son değişikliği nasıl yapsak karar veremedim. Tempoyu düşürelim. Savunma hattını biraz geriye çekelim. Agüero biraz yorgun. Genç yetenek Francesconi'yi oyun alalım bunun yerine. Şikayet de yaptık. Şimdi Olzer. Biz adamla yakaladık. Hiç geçemedi orada savunmayı. İki birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Ve şimdi araya girdik. Olzer şimdi güzel bir çalım attı Richie'ye. Richie iyi pas atamadı ancak Esposito araya girdi ve 3-1. Sebastian Esposito. Milano'da tek golümüzü o atmıştı. İki maçtır gol atıyor. Üç bir yaptık son dakikalarda skoru ve rahatlıyoruz. Bologna karşısında uzatmanlar artık. Bir şut dışarı gidiyor. Korner. Korner arkada ya da kullandılar. Taça çıktı. Son dakikada Milan, özür diliyorum, Bologna taç kullandı, etkisiz. Son saniyeler artık. Şimdi bir şut dışarı. Out'a gitti. Maçta bitmek üzere derken hakem son düdüğü çaldı. 3-1 kazanıyoruz. Beş maçlık galibiyet hasreti sona eriyor. 11 puanı çıkarttık. Puanımızı teknik ekiple aylık toplantı var. Ve toplantıyı bitirdik. Şimdi Frosinone'la oynayacağız. Yine kendi evimizde oynayacağız. Üst üste iki maç. Kendi evimizde denk geldi. Atalanta da Bologna'yı yenmiş. Bizden sonra Bologna zor günler geçiriyor. Juventus 19. sırada 6 puanı var. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi Frosinone'u konuk edeceğiz.
takım talimatlarını da verelim. Daha sonrasında maça geçelim. Dokuzuncu sıradayız. 11 puanla 6 puanı var Frosno'nun. Bu maçı da kazanırsak 14 puan yapacağız. Biraz daha yukarıya yaklaşacağız. Sağ kanattan geliyoruz. Şimdi bolla taça gitti. Sürüşü kullandılar. Uzaklaştırdık. Rakip de kalıyor. Dışarı gitti. Korner kazandı. Krasnon. Korneri kullandılar. Uzaklaştırdık. Şansı arıyorlar. Sağ tarafa doğru açtılar topu. Dışarı çıkıyor. Out. Bolla çizgiden ortayı açtı. Dışarı gidiyor. Faydalanamadık bu pozisyondan. Geldi savunma. Fares'e şimdi. Fares'i kaptırdı. Rosnon biraz presli oynuyor. Şimdi ortaya açtılar. Kalecimizde kalıyor. Indal. Depajını yaptı. Kasparov'a doğru indirdi hop. Zadas şimdi sağ taraftan içeriye girdi. Ortaya açtı. Dışarı gidiyor. Sağ taraftan tehlikeli geldiler. Şurada vurdu. Out atışı. Arka direğe doğru yine dışarıda. Frosnon tehlikeli geliyor bu dakikalarda. Fares ceza sahasına girdi. Dışarıya çıkarttı. Dışarı gidiyor. İyi bir şut gelmedi orada. Şimdi Obilgard. Ergason. Sağ kanatta bir boşluk var. Şimdi Bolla.
Orta şansı ortayı açtı. Atamadık bu pozisyonu. Güzel pozisyondu, değerlendiremedik. İlk yarıyı önde tamamlasaydık çok güzel olacaktı. Devre 0-0 bitiyor. 10 tane şut çekmiş Frosnon. Küçük bir moral konuşması. Esposito'nun küçük bir sakatlığı var. Ve araya giriyor Rossi. Oyuna girer girmez top kaptı derken Fares taça çıkarttı topu. Osman şimdi sağ taraftan etkili geldi. Korner. Giremedik orada. Tehlikeli geldiler. Kalecimizden dışarı gidiyor. Bir korner daha kullanacak. Frosnon çok etkili bugün. Korneri uzaklaştırdık. Şimdi biz korner kullanıyoruz. Ozer ile ön direğe doğru kullandık. Uzaklaştırdı savunma. Abilgard. Papadopoulos şimdi. Tekrardan Abilgard'a çıkarttı. Fares. Sol kanatta aldı topu. İçeriye doğru giriyor. Ortayı açtı. Orta gidiyor. Kasparov iyi değerlendiremedi bu pozisyonu. Çıkanlar 71 oldu. Şimdi Fares. Boşluk var sol kanatta. Orayı yakaladık. Orta fırsatı kovalıyor. Ozer'e çıkarttı. Ozer'den içeriye ve gol. Bolla atıyor. Arka tarafa sekti top. Doğru zamanda doğru yerdeydi. 71. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Frosnon karşısında. Frosnon beraberlik için uğraşıyor. Bu tarz takımları yenmemiz lazım. Sağ kanatta bir boşluk. Ortayı açtılar. Uzaklaştırdık derken Giannini durumu 1-1 yaptı. Hemen cevap verdiler gole birkaç dakika sonra. Durum yeniden 1-1 oldu. Fares bugün etkisiz. Francesconi'yi de oyuna sokalım. Geçtiğimiz maç sonradan oyuna girip etkili olmuştu. Sen oldu dakikalar. Galibiyet lazım. Serbest vuruşu kullandılar. Sağ kanat. Geriye doğru çıkarttılar. Araya girdik. Tekrar aldılar. Yine içeriye doğru girdiler. Tehlikeli geliyorlar. Şut dışarı. Çok tehlikeli geldiler. Atamadılar. Dakikalarda takıma biraz daha dokunuş yapalım. Orta sahaya taze kan alalım. Rolünü belirledik.
Dakikalar 90. Taçı kullandık. Sağ kanattan içeriye doğru dolduruyoruz. Bir şut ve gol. Gennaro Rossi. İkinci yarı girdi oyuna. Golünü atıyor. Güzel bir gol attık. 91. dakikada golü buluyoruz. Zorlandığımız maçta 2-1 öndeyiz. Şimdi Bolla sağ kanattan geliyor. Dantas şut. Kaleci de kaldı. Çok elverişli bir pozisyon artık. Uzatmalar da bitti. Son düdüğü bekliyoruz. Bu hata kesinlikle savuşturmamız lazım derken Olzer bir vücut çalım attı orada. Şimdi karşı karşıya Kasparov gidiyor. Kaptırdı orada. İyi değerlendiremedik. Kontra hata. Son düdük çalmak üzere ve maç bitiyor. Bu haftayı da kayıpsız geçtik. Frosinone karşısında 2-1'lik galibiyet. Bologna'yı da 3-1 yenmiştik. Yedinci sıraya çıkartıyor. Bu skor bizi. Önümüzdeki maç Atalanta deplasmanı. Lombardo derbisi var. Hazırlığımızı da yapalım. Artık bu bölümü burada noktalayalım. Önümüzdeki maç Lombardo derbisiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.